Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Bizi bu günlere ulaştırdığı için. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Bizi yokken var kıldığı için. Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Varlık içerisinde bize insanlığı nasip ettiği için. Cenab-ı Allah'a hamdolsun. İnsanlık içerisinden bizi mümin olarak seçtiği için. Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Müminler arasından bize, bizim payımıza Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı ayırdığı için. Selat ve selam elçisi, peygamberimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed'e olsun. Bugün bizi Peygamber Efendimizle tanıştıracak olan sahabe Dımam isminde bir sahabe. Dımam bin Salebe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme süt annesi olan Halime'nin kabilesinden gelmedir. Bir habere göre 5, bir habere göre 9. yılı hicretin, yani son zamanlarında Allah Resulü ile mülaki olmuştur. Badiyeden gelmektedir. Kırsalda yaşamış. Kırsalın kendine göre bir kültürü vardır. İnsan elbette şehrin merkezinde yaşayan ile kırsalda yaşayan arasında fark vardır. Ve bu fark insanın daha bir hadiselere bakmasında, hakikati yakalamasında etkilidir. Dımam yontunmamış bir insan gibi Allah Resulü'nün yanındadır. Medine'ye varır ve onu mescitte otururken bulur bir halka arasında. Ortam doğal bir ortamdır. Yer mescittir. Mescit en hayırlı mekanlardır. Hayırlı mekanlarda olmak, orada yapacağınız bir konuşmayı, orada yapacağınız bir ameli, bir işi de hayırlı kılacaktır. Elbette mekanlar içinde işlenen amellerle etkileşim içerisindedir. O nedenle sallallahu aleyhi ve sellem derken, değerlendirirken en hayırlı mekanlar mescitlerdir ve en şerli mekanlar çarşılardır diye buyurur. Mescitlere girerken daha uzun boylu oturmaya, orayı değerli görmeye, değerli işlerle kıymetini bilmeye ve değerlendirmeye bakın. Çarşılara varırken ise tam tersi, ihtiyacınızı giderir gidermez oradan çarçabuk ayrılmaya bakın. Çünkü birisinde zikir, tefekkür, Kur'an, ibadet gibi hayırlı işler yapıldığından dolayı orası hayırlı sakinler ile adeta bir kutsallık gösterir. Aynı şekilde yalanın, aldatmanın, abartının, çok yeminin bulunduğu çarşı mahalleri ise bu şeylerin yapılmasından dolayı şerlidir ve şer olan mahallere ise melekler değil, şeytanlar daha çok sakin olarak yerleşir. İşte hayırlı bir mekandayız. Allah Resulü'nün mescidindeyiz ve Allah Resulü'nün en değerli, yeryüzünün en büyük, en değerli, en kıymetli halkası sahabelerle birlikteyiz. Dımam radıyallahu anh'ın arkasında o meclise giriyoruz. Meclise girer ve der ki Muhammed kimdir? Önceden bir haber almıştır Hazreti Dımam. Muhammed aleyhisselamın Medine'de, ta Mekke'de hatta peygamberlik ilan ettiğini, peygamberliğe hakka davet ettiğini, ardından kavmi tarafından zor durumda bırakıldığı için Mekke'den Medine'ye hicret ettiğini, Medine'de davetini devam ettirdiğini ve burada cefakar, sabırlı, halim, affedici, hoşgörülü davrandığı için kitleler halinde insanlığın yeni dine, İslam'a girdiğini duymuştur elbet Hazreti Dımam radıyallahu anh. Varır ve sorar kalabalığa, Muhammed kimdir sallallahu aleyhi ve sellem. Gösterirler, söz kaba olabilir ama olsun, kaba olmuş olması bir insanı, bir insana hakkı ulaştırmamıza engel değildir. Allah Resulü aleyhisselam eğer her kabalığa, her saygısızlığa hak ettiği cezayı vermiş olsaydı çevresinde insanlar çarçabuk dağılıverirlerdi. Ve وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Sert kaba olsaydın, davranışın bet olsaydı, insanlar çevrenden dağılıverirlerdi diyerek Cenab-ı Hak kendi elçisini övmüştür. Merhamet peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam, af peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam, hilim, yumuşaklık peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam. Dımam, Muhammed kimdir denince şu beyaz tenli olan zat, direğe dayanmış olan zat diye gösterirler. Direğe dayanmış bir zat. Yerle temas halinde bir halka ve yer mescit. Bundan daha doğal nereyi biliriz? Bundan daha sade hangi topluluğa şahit olmuşuz?
Medine'nin yöneticisi, bütün Müslümanların lideri, Allah'ın en sevgili kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Orada devlet yöneticisi olacak ama bu sadeliği muhafaza edecek. Bir kere sadece bu fotoğraf, bu tablo bile bir insanın muhatabına güven duyması ve ona teslim olması için yeterlidir. Yaklaşır kendisine Hazreti Muhammed aleyhisselama ve der ki: yerleri ve gökleri ve arasındakilerini yarattığını iddia ettiğin gerçekten varlık Allah mıdır? Daha doğrusu şöyle sorar: ey Muhammed, Allah aşkına söyle, gökleri kim yarattı? Allah yarattı der. Allah aşkına söyle, yerleri Allah mı yarattı? Evet, Allah yarattı der. Allah aşkına söyle, yerlere dağları Allah mı dikti? Evet, Allah dikti der. Sonra, şimdi gökleri ve yerleri yaratan, yerlerde dağları diken Allah adına soruyorum: seni bütün bunların sahibi olan Allah mı gönderdi? Evet, bütün bunların sahibi olan Allah gönderdi. Şu karşılıklı diyaloğa bakınız. İnanmadan önce neye inanacağınızın bilgisine, bilincine sahip olmalısınız. Dımamın öğrettiği bir özelliktir bu ve çok önemlidir. Evet, iman gibi kendi bedeninizi, hayatınızı ve maddenizi, varlığınızı teslim edeceğiniz bir şeyi siz yakından tanımazsanız böyle bir teslimiyette samimi davranamazsınız. Bu bilince ermezseniz siz bunu devam ettiremezsiniz. Çünkü iman etmek demek, ben benden geçtim demektir. Malım da canım da sana ait demektir. Sonra Hazreti Dımam devamen der ki: elçilerin geldi bizim mahallere. Dediler ki: bütün bu alemlerin sahibi olan Allah elçisi vasıtasıyla sizlere günde 5 vakit namaz kılmanızı emreder. Yani huzuruna varmanızı, onun önünde eğilmenizi, onunla ahdinizi tazelemenizi emreder. Doğru mudur bu der? Evet, doğrudur. Allah kendi huzuruna kullarını günde 5 kez çağırır. Biatı tazeler, bağlılığı yeniler. Böylece bilinci tekrar cilalar. Peki, bize gönderdiğin elçiler, o mahallere gelen elçiler, malımızdan zekat verilmesini bize emrettiler. Hakikat midir bu? Allah bize vermiş olduğu maldan fakire, miskine, belirttiği sınıflara dağıtılması için zekat vermemizi mi emrediyor? Evet der, zekat vermenizi emrediyor. Beraberinde haccı sordum diyor ve onayladı. Beraberinde orucu sordum, orucu da onayladı. Yılda bir ay Ramazan'da oruç tutmayı bize emretti. Doğru mudur bu der? Evet, Allah bütün kullarına oruç tutmalarını yılda bir ay Ramazan ayında oruç tutmalarını emretti der. Dedikten sonra döndüm ve gitmek üzereyken Hazreti Peygamber'in şunu dediğini duydum: eğer bu adam, ve son sözünde Hazreti Dımam der ki: ya Resulallah, Allah'a yemin olsun, bu dediklerine hiçbir şey eklemeyeceğim gibi hiçbir şeyi de ihmal etmeyeceğim. Dönüp gider. Gider ayak Muhammed aleyhissalatü vesselam onu ve onun gibi davranacak olan bütün müminleri şöyle değerlendirir: evet, Dımam dediğinde doğru ise eğer, mutlaka cennete girmiştir. İmana artı 1 namaz, 2 oruç, 3 hac, 4 zekat. Evet, imana artı bütün bu salih ameller bizi cennete taşıyacak olan en güçlü azıklardır. Rabbim Ramazanımızı hayırlı eylesin. Bunu sadakaten, sadık bir şekilde, doğru bir şekilde tutup sonuna rahmetle, İnayetle, mağfiretle ulaşan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.